Mısır'ın İskenderiye şehrindeyiz. Burası Mısır Devleti'nin Kahire'den sonra en büyük ikinci şehri. Burası Büyük İskender'in o meşhur seferinde Mısır istilası sırasında gelerek kurmuş olduğu şehir. Burası ilk çağ dünyasında ticaretin kalbinin attığı yer. Burası İskenderiye, yani Aleksandra, Büyük İskender'in şehri. Büyük İskender o meşhur Helenistik medeniyetin oluşmasına sebep olan seferine çıktığında, yani bugünkü Yunanistan topraklarından Çanakkale'ye, Çanakkale Boğazı'ndan karşıya geçip Biga Karabiga'ya, Karabiga'da Granikos Savaşı'nı kazanarak Persleri ilk kez yenilgiye uğratıp oradan bütün Ege kıyılarını boydan boya geçip sonra Antalya'ya kadar sürecek Akdeniz yürüyüşü, sonra İç Anadolu'ya girişi, sonra oradan Adana, Dört Yol, İsos bölgesinde Persleri ikinci kez yenişinden sonra istikametini, yönünü Mısır'a çevirmişti. Planı aslında Persepolis'i, Perslerin başkentini yakmaktı. Bunun yeminini daha Makedonya topraklarında yapmıştı. Ama bilemediğimiz bir nedenden dolayı Mısır'a doğru indi. Mısırlılar kendisini tanrı ilan ettiler. O da Mısırlara dokunmadı. Ve ticaretin merkezi olan o ilk çağ tarihinde, yani milattan önce 300'lerde Akdeniz ticaretinin en büyük limanlarından biri olan İskenderiye'ye, yani işte bu görmüş olduğunuz yere geldi Büyük İskender. Onun buraya gelmesi aslında birçok önemli hadiseyi tetiklemiş oldu. Neden? Çünkü İskender buraya gelirken yanında Makedonya, Balkan topraklarından ciddi sayıda nüfus insan da getirmişti. Sadece askerleri yoktu. Ve farklı iki kültürden, medeniyetten insan bu arada bir araya gelmişti. Helenistik medeniyetin belki de kültür altyapısını oluşturacak beyin İskenderiye olacaktı. Büyük İskender'in buradan Babil'e geçtiğini, önce Persepolis'i yaktığını, Babil üzerinden Afganistan'a, Hindistan'a, Hindistan'dan tekrar Babil'e gelip orada öldüğünü biliyoruz. Onun ölümünden sonra komutanları onun 3 yıl içinde oluşturduğu büyük coğrafyanın belli yerlerinde valilik yaptılar. Derken hükümdarlıklarını ilan ettiler ve farklı farklı devletler kurdular. Bunlardan bir tanesi Anadolu merkezi Selevkos'tu. Selevkoslar Devleti. Bir diğeri Mısır merkezli Ptolemaos'tu. İşte milattan önce 300'den milattan sonra 30'da Romalıların bu bölgeyi, bütün bir Mısır'ı işgaline kadar geçecek bu sürede Ptolemaos hanedanı kuruldu. Ve bu hanedan da krallara birinci, ikinci, üçüncü ve sonuncusu yedinci Ptolemaos şeklinde rakamlar verilmiş oldu. Zaten hani Mısır deyince çoğumuzun aklına gelen o meşhur bir Kleopatra vardır ya. Çoğumuz onu bir Mısır prensesi sanırız. Onun o kohol, sürmeyi koyu koyu çektiği, iri gözlerine bakıp bir Mısırlı kadın herhalde böyle olur dediğimiz Kleopatra. Hayallerinizi yıkacağım belki ama o Kleopatra 7. Ptolemaos'un kızı, yani Mısır'da kurulmuş Makedon hanedanının son hükümdarının kızıydı. Tabii Romalıların gözü Mısır'daydı. Neden? Çünkü Mısır zengindi. Mısır tahıl ambarıydı. Mısır'da, hele İskenderiye şehrinde ciddi bir ticaret dönmekteydi. Buranın ele geçirilmesi gerekiyordu. Ve Sezar ordularıyla buraya geldi. Her ne kadar Heliopolis bölgesinde Kleopatra ile anlaşma yapmış olmasına rağmen aynı Sezar donanmasıyla işte buraya geldi. Donanmasını buraya demirledi ve Aleksandra'yı, İskenderiye'yi yaktı. Burada en acı olan, canımızı en çok acıtan şey ne biliyor musunuz? İskenderiye yakılırken bu büyük yağmadan, yıkımdan tarihi İskenderiye Kütüphanesi de nasibini almıştı. İskenderiye Kütüphanesi Ptolemaoslar döneminde bu şehre kurulmuş bir kütüphaneydi. Ptolemaos'un sarayının hemen yanına yapılmıştı. Dört bir yandan belgeler, bilgiler, yazmalar toplandı. İskenderiye Kütüphanesi kumaş kağıt dediğimiz perşemenlerle papyrus dediğimiz o papyrus yapraklarından yapılan rulo kağıtlara yazılmış on binlerce nüsha, belge ve kitaptan oluşmaktaydı. İskenderiye Kütüphanesi'ni birinci vurgunu Sezar yapmıştı. Sezar'dan sonra tabii ki İskenderiye'de sular durulmadı. Buranın
Makedon ve Mısır halkı ayaklanmaya devam ettiler. İskenderiye'deki bir başka büyük ayaklanma neticesinde bu kez bir başka Roma imparatoru Trajan ordu ve donanmasıyla buraya saldırdı. İskenderiye hayatındaki ikinci büyük yıkımı yaşadı. Tabii ki bu yıkımdan İskenderiye kütüphanesi de payını almış oldu. Üçüncü yıkım Roma İmparatoru Aurelius tarafından gerçekleştirildi. Dördüncü yıkımsa Diocletianus tarafından gerçekleştirildi. Yani sözün kısası, dört Roma İmparatoru İskenderiye'de çıkan dört büyük ayaklanmada hem şehri yakıp yıktılar hem de İskenderiye kütüphanesine zarar verdiler. Ama bu dört yağmanın dördünde de İskenderiye kütüphanesi tam olarak yok edilmedi. El yazmalarının bir kısmı muhafaza edildi. Hatta şimdi size birazdan kütüphanenin yerini göstereceğim. Hem yeni kütüphanenin hem gerçek eski antik dönem kütüphanesinin orijinal yerini. Orada İskenderiye'nin biraz gerisinde bugün şehrin artık merkezinde kalan Serapis Tapınağı'na taşınmış oldu. Tabii bu arada milattan sonra 300'lere geliyoruz. 313'ler. Roma İmparatoru Konstantin. 300 yıldır gizli gizli yayılmakta olan Hristiyanlığı serbest hale getirdi. Ve 333'te Roma İmparatorluğunu resmi dini olarak kabul etti. Konstantin samimi bir Hristiyan değildi. İstiyordu ki Hristiyanlığı elin altında kontrollü bir şekilde tutsun. Ve tabii Hristiyanlık etrafında imparatorluk da dağılmadan ömrü uzamış bir vaziyette devam etsin. Konstantin'den sonra Theodosius dönemine giriyoruz. Hristiyanlıkta sular bir türlü durulmadı. Neden? Çünkü Hristiyanlığın ayakları yere basmıyordu. Kaç tane tanrı vardı? Hazreti İsa kimdi? Annesi Hazreti Meryem'i nereye koyacaktık onu tanrı ilan edersek? Ya vahiyleri getiren Cebrail aleyhisselam, kutsal ruh. Yani herkesin kafası dağınıktı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Hele hele bu gördüğünüz şehirde Arius diye bir adam, İskenderiye patriğiydi. Patrik Arius, Konstantin'in 325'te İzlik'te topladığı birinci konsülde Hazreti İsa Tanrı'nın oğlu değil, Tanrı'nın peygamberidir demiş, yer yerinden oynamıştı. Arius'a karşı ve Ariusçuluğa karşı Konstantin açtığı savaşta başarısız olunduğunu gören Theodosius geri adım attı. Çünkü Hristiyanlık adına onlarca fikir havalarda uçuşmaktaydı. Tabii bu fikirleri havada uçuşturan zemin burası. İskenderiye'ydi. Neden? Çünkü İskenderiye'de kadim bir kütüphane, on binlerce el yazması ve Aristo'dan Sokrat'a, Platon'a kadar nice düşünürün izinin kayıt altına alındığı bereketli bir zemin vardı. Bu zemin insanların koyun olmasını, duydukları her şeyi atlamasını engelliyordu. Bu putperestlik de olsa, Hristiyanlık da olsa böyleydi. Roma İmparatorluğu'nda Konstantin'den sonra Theodosius, Theodosius'tan sonra Arkadius, ikinci Theodosius. Sular bir türlü durulmuyordu. İskenderiye'de artık Hristiyanlık serbest hale gelmişti ama bu kez İskenderiye putperest, özgürlükçü düşünce tarafından sallanmaya, çalkalanmaya başlamıştı. Bunun önü alınmalıydı. Theodosius buraya ordular gönderdi. Arkasından gelen diğer Roma imparatorları. Az önce saymış olduğum Sezar'ın saldırıları ve o bahsetmiş olduğumuz diğer imparatorların, Ariusların, Aurelius'ların, Diocletianus'ların, Trajan'ların, bunların hepsinin saldırıları bir yana, en büyük ve kesin zararı veren kişi önemli bir adam. Bugün İstanbul'da Fatih semtinde bir kız taşımız vardır. O kız taşını İstanbul'a Konstantinopolis'e diken adam. Evet, Markianus. Markianus emir verdi. Tarihler artık 400'lerin ortasındaydı. İskenderiye'deki o son ayaklanma en ağır şekilde bastırıldı. İskenderiye kütüphanesinden geriye bir tek yazma nüsha bırakılmayacak. Hepsi yok edilecek. Markianus'un emriyle İskenderiye kütüphanesinin son yazmaları da yok edildi. Tabii bu yıkımlar sürerken İskenderiye kütüphanesinin müdürlüğünü yapan ünlü bir matematikçinin, ünlü bir matematikçi ve astronom, aynı zamanda felsefeci olan kızı, o meşhur ilk çağın ünlü düşünürü
Aypatya. Hristiyan yobazlar tarafından öldürülecek. İskenderiye Kütüphanesi'nde taş üzerinde taş bırakılmayacaktı. Markyanus dönemi. 400'lerin ortasında İskenderiye Kütüphanesi yok edildi. Bugün yeni İskenderiye Kütüphanesi, bakın tam şurada görüyorsunuz, şu önümüzdeki beyaz büyük teknenin sol tarafında, iyice uzakta, ön cephesi böyle piramidal bir vaziyette, camlarla kaplı, onu orada görebiliyorsunuz. Bugün gerçekten muazzam bir kütüphane, modern bir kütüphane, tamamen sonradan yeni yapılmış bir kütüphane. Peki, tarihi İskenderiye Kütüphanesi neredeydi? Tarihi İskenderiye Kütüphanesi ve Ptolemaoslar döneminin İskenderiye şehrinin merkezi. O Ptolemaosların sarayı bugün ne yazık ki suların altında bulunmakta. Evet, Akdeniz yürüdü ilerledi ve İskenderiye'nin o tarihi bölgesini olduğu gibi içine aldı. Bugün o modern İskenderiye'nin hemen ön tarafındaki denizin içerisinde tarihi İskenderiye Kütüphanesi'nin temelleri hala aranmakta. Az çok denizin içindeki yeri bilinmekte ama üzerinden geçen asırlar sonrasında orada bulunan nice taşın içerisinde hangisi kütüphaneye ait orijinal detay tam da anlaşılamamakta. Kütüphaneye ait olduğu bilinen 3 tane sütun var. Bir de kütüphaneye ait olduğu bilinen bir heykel kaidesi var. Bir katip heykeli kaidesi. Bunların 4'ü de bugün İskenderiye Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte. Ama bilinen bir gerçek var. İskenderiye Kütüphanesi miladi 400'lerin ortasında yakıldıktan sonra tam 180 küsur sene sonra Hazreti Ömer'in İslam orduları İskenderiye'yi, yani bu şehri ele geçirdiler. Hazreti Ömer'in İskenderiye fethinden tam 600 sene sonra 3 ayrı kişi, 3 ayrı yazar kalktılar İskenderiye Kütüphanesi'ni Hazreti Ömer'in İslam ordularının yakıp yıktığını iddia ettiler. Hazreti Ömer'den 13. yüzyılda yaşamış bu 3 adama kadar hiç kimse İskenderiye Kütüphanesi'ni Müslüman'ın yaktığını, Hazreti Ömer'in böyle bir emir verdiğini anlatmazken bu adamlara vahiy mi inmişti? Bir yerlerden bir buluntum bulmuşlardı. İddialarını sıralarken hiçbir kaynağa dayandırmadan bunu yaptılar. Ve günümüzde bir takım Hazreti Ömer ya da İslam düşmanları İskenderiye Kütüphanesi'ne utanmadan hala İslam medeniyetini yıktığı yalanını söylemeye devam ediyorlar. Ama ortada görünen koskocaman bir köy var. İskenderiye Kütüphanesi önce putperestlik, sonra Hristiyanlık adına yok edildi. Ve o muhteşem ilk çağ beyni günümüzde ulaşılmayacak şekilde ortadan Romalılar eliyle kaldırılmış oldu.